Kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Olay yeri noktaları itinayla temizlenir. Ceset torbalarımız aracımızda olup 5 dakikada yol teslim edilir. Tabii belirli bir ücret karşılığında. Ücreti patronundan alırsın. Zevzekliği kes, işini yap. Orup ve kurşunlarla sizin ilgilenir. Pamuğu ben tutacağım. Amına koduk. Arkadaşlar teslim olur ya da bizimle yüzleşmeye hazır olun. He oldu amına koyayım. Takım halinde gidelim. Hadi hadi hadi. Evet, bütün evlatları beni almadan nereye bak. Bırakın lan. Dur lan. Bırakın. Oğuz arabayı git. Ha? Ne oldu lan? Ha ne oldu? Salın lan beni! Ya, bıraksanız da lan! Tamam gel. Alo? Ne? Tamam ben buraları hemen toparlıyorum. Selamünaleyküm kardeşim. Otur lan. Otur. Aslan parçası. Adın ne senin? İsmail. Bu adamlar kimdi İsmail? Üniversite versek. Bayan Minikler banko desek. 5 üstü versen. Evet. Arkadaşım, aldığın yaralar ve kan kaybın hesaba katılacak olursa 17 dakika 48 saniye sonra öleceksin. Arkadaşım ulaş. Bu süreyi kısaltmak için gerekli farklı metotlara başvuracaktır ve ben hümanist bir insan olduğum için böyle bir şeyi hiç istemem. O yüzden öt. Siz ikiniz çok film izlemişsiniz. Küçük bir yerleşim yerinde Sherlock Holmes'luk oynayan 2 haftasın. Size bilgi falan vermeyeceğim. Bunu sen istedin. Bunu çok seveceksin. Hayır. Bu olmaz. Hayır. 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 Tamam tamam. Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Tamam. Tamam ne istiyorsanız söyleyeceğim. Bunu da açacağım oğlum kapıyı. Bırak kapıyı açar dostum. Bir saniye boğuldum.
Sana nenemin bir hikayesini anlatmış mıydın dostum? Yaa. Dedem tam bir çılgınmış. Kartoruzun tekiymiş. Bir gün telefonla kakarek ikili konuşurken nenem işkillenmiş. Dedem Allah'a emanet hanım deyip evden çıkmış. Hemen peşine nenem bir kurşun kalem alıp kağıdı karalamış. Bilmiyorum ama dostum nenem de bence eski bir ajan olabilir. Ha, bu tekniği biliyorum oğlum ben. Kikif'te bunu öğrenmiştim. Kikif'i bilirsin. Kikif Katolik ne dostum? Kiliseleri İstihbarat Fakültesi. Mezarcı. Ekibin mezarcısını bulduk dostum. Alo. İstihbarattan Hatice. Sana bir numara vereceğim. Sorgula. Maalesef şahısa ulaşamadık. Tamam dostum, şimdi halledeceğiz. İşte burada. Durum da güncellemiş. Ceset gömüyor, keyifli hissediyor. Irmak kenarında. Şov işte şimdi başlıyor dostum. Hadi gidelim. Ortak bunlar ne yapıyor la? Kırmızı onu adam gömüyor la. Gel bunlara bir oyun yapalım. Amana kodumun ganci, amana kodumun ganci. Gancık gibi kaçıyor amana kodumun ganci. Amana kodumun yükseli. Amana koyacağım seni amana. Amana kodumun adamı. Oğlum bunlar dediklerin arabası. Lanet olsun ya! İşin içine var ya. Sana kaç kere söyledim kardeşim bu arabayı düzgün kullan diye. Kardeşim ben de sana kaç kere bu adamların peşinden gitmeyelim dedim. Sen içini rahat tut kardeşim. Ben o arabanın plakasını aldım, tamam mı? İstihbarattan Hatice'yi arayacağım şimdi, halledecek işimizi. Alo. İstihbarat Hatice. Ulaş ben. Sana bir plaka vereceğim, sorgulaman lazım. Söyle plakayı. 55NN860. Evet. Plaka Recai adında birine ait, hakkında hiçbir bilgi yok. Lanet olsun, bu son şansımızdı. Bu son şansımızdı dostum, ben sana 50 kere söyledim şu arabayı düzgün sür diye. Ben de sana 100 kere... Senin yüzünden oldu peşinden. Bu tamam mı? Senin, benim daha senin lanet için olmaz. Olsun, ben de senin gibi bir şoförle işim olmaz, tamam mı? Bas git o zaman. Lanet olsun. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Aa, barbunya mı? Ben de çok severim. Sana da getirmeliydim, benim hata. Soracağım. Bundan evet. İki odan var mı acaba? Depoda bir adet olması gerek. Bir bakayım. Bir adet Septolit marka barbunya emrinize amirane hanımefendi. İnanmıyorum. Ne kadar gentleman bir erkek. Teşekkür ederim. Kim lan bu? Alo. Ben temizlik ekibinden Dursun. Hizmetimizden memnun kaldın mı? Duyduğum kadarıyla bayağı çapkınmışsın. Kasetlerin elime kadar geldi. Bundan sonra ayağını denk al. Peşimizi bırak. Yoksa seni bütün piyasaya rezil ederim.
bu katliyor değil. Çok yalnızım. Ortağım tarafından terk edildi. Ve şantaja uğradım. Çok yalnızım. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bana biraz akıl verir misin? Bakma öyle. Şarap içeceğim mi? İçme. Söylesene sen de mi beni bırakacaksın? Ha? Gider gibi duruyorsun. Sen de mi beni bırakacaksın lan? Sen de mi bırakacaksın lan? Herkes gibi sen de beni terk et. Sen de terk et lan. Bunu tek başıma yapamam. Ulaş'ı aramam lazım. Varsa yoksa kardeşim başka türlü çözemem. Ulaş'ı arayacağım. Alo. Neredesin? Parktayım ben, gelsene Asıl. Bekliyorum, tamam. Neden çağırdın lan beni? Şantaja uğradım. Bu davanın peşini bırakmamalıyız. Bunu sensiz başaramam dostum. Bunu sonlandırmak için aklımda bir plan var. Ne şantajı olduğunu sormayacağım bile. Her zamanki bok yemelerindir. Planı anlat bakalım. Dostum, Beyaz'ın yanına gitmeliyiz. Ne? Ama biliyorsun ki Beyaz pis bir adam, ama bir şekilde işin içinden çıkmamız lazım. Oğlum manyak mısın? Beyaz'ın yanına gidemeyiz. Dostum, adama daha öncesinde istihbarat sağladık. Ve adamla bir geçmişimiz var. Bize yardım edecektir. Ben eminim dostum. Adamın motosikletçi çetesi var. Bütün istihbaratı topluyor. Bize yardım edecek, ben eminim. Moruk, sen eminim diyorsan ben varım. Var mısın? Varım. O zaman... Gidiyoruz! Beyaz'ı görmeye geldik. Ben ekibin mental lideri. Herkese hoş geldiniz çocuklar. Benim ismim Halis. Yani şu anda halüsinasyon görüyorsunuz. Burası bölgenin en tehlikeli ve en pislik çetesi. Sağ tarafta gördüğünüz elemanlar kediler. Bu adamlar bütün uyuşturucu kuryeliklerini ve de kapkaçları yapıyorlar. Altlarındaki motor bisikletlerle tamamen tehlikeli adamlar. Bu bölgede gördüklerimiz ise iziciler. İziciler bir büyükbaş hayvanın kafasını avuçlarının içinde bile un ufak edebilirler. Burada gördüğünüz adamlarsa çok işe yaramaz adamlar. 7-24 kafaları çok yüksekti. O adamlar sadece bu bölgenin uyuşturucu trafiğini yapıyorlar. Çok çılgınım, öyle değil mi? Üst bölümde bir tane daha adam var. O adamı göremezsiniz. Onun ismi Kuş. Uzaktan yaklaşan tehlikeleri sniper'ıyla tak 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 diye indiriyor. Kuş da gökyüzündeki kuş değil. Amerika'da yetiştirilen, çok fazla tüketilen bir uyuşturucunun ismi. K-U-S-H. Keep us so high. Neyse, siz bunu anlamazsınız. Beyaz sizi yukarıda lanet olası ofisinde bekliyor. Şimdi çıkın gidin, bu kocak içlerinizi kaldırın buradan, tamam mı? Ooo, eski dostlarım. Hoş geldiniz. Çete turuna katıldınız mı? Katılmışsınız, katılmışsınız. Neden geldiniz lan buraya? Recai. Shadow Recai. Bize bilgi verebilir misin? Oyuncağımı bulun, istediğinizi vereyim.
Bizim çocukların sert göründüğüne bakmayın. Bunlar sadece kas gücü. İki aydır bir oyuncağı bulamadılar. İşte oyuncağım bu. Nereden bulacağız oyuncağı? Rahatsız olun. Bulduk ya lan! Oğlum bu adamlar harbi salak ha. İşte oyuncağım! Hadi yine iyisin. İşte bu! İşte bu! İşte bu. Sıra sende. Ekipten bir aşık da bize şantaj yaptı. Önce şantaj kasetlerini alıp sonra Recai'ye ulaşmalıyız. Recai'ye yarın bir baskın yaparız. Gerekli bilgileri size WhatsApp'tan atarım. Bizim işlerimize de çomak sokuyor değiyoruz. Şimdi kaybolun. Eski usullere göre halledelim. Demek zamanı geldi sonunda. Ben çok ezik büyüdüm. Fakirlikten yetiştim. Bu işlerin içinde kendimi bir an bulmuş oldum. Girdim ama çıkamadım. Sanıyor musunuz ki siz benim bu zenginlik içerisinde geceleri rahat uyuyabildiğimi? Hayır. Para her şey demek değilmiş. Onu ancak anladım. Villalar, köşkler, sayısını rakamını bilmediğim paralar, bu servetin bana geceleri uykumu haram ettiğini kimse bilmiyor. Onca akıttığım kanın, öksüz bıraktığım insanların geceleri kabusları beni boğuyordu. Elimi ayağımı çekecektim. Ama siz benden önce davrandınız. Yapacak bir şey yok. Aslında ben çok iyi bir insanım. Şimdi bana kelepçe vurup beni götürecek misiniz? Yine tutuklayacağız.